Efendim günün manşeti başladı. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Genç'le birlikte konuşacağız. Hepinize merhaba diyoruz. Merhabalar, günaydın. Şimdi dün malumunuz Bakanlar Kurulu vardı. Bakanlar Kurulu'ndan Sayın Cumhurbaşkanı kameraların karşısına geçip hem konuşulan mevzuları hem Türkiye'yi ilgilendiren meseleleri ve bundan sonraki yol haritası ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Onlarla başlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmalarının başlıklar halindeki gelişmelerini. Bugün gazetelerde dün bizim bahsetmiş olduğumuz Sayın Cumhurbaşkanı'nın Katar ziyareti ardından basın mensuplarına yapmış olduğu, daha doğrusu basın mensuplarına sormuş olduğu soruları verdiği cevaplar vardı. Akşam gazetesi özellikle o el hareketiyle ilgili, o hareket bir ibret vesikası başlığıyla, manşetiyle çıkmış. Hürriyet gazetesi Stokçu'nun malına el konulacak demiş. Sabah gazetesi de keza öyle. Yeni Şafak'ta da benzer aynı başlık var. Fahiş fiyat için son uyarı. Yine haberin detaylar arasında biz de bunlardan başlayacağız. Tabii bu el hareketi meselesi hakikaten siyasete damgasını vuracak gibi gözüküyor. Evet. Hikmet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bununla ilgili bir açıklaması oldu. Nihayetinde. Aa. Tabii tabii şeyi söylüyor yani. Orada bir sehven demeye getiriyor. Öyle mi abi? Siz konuşmalarıma bakın diyor. Hiç kaçırmışım ben. Nasıl evet. Kaçırdım? Siz konuşmalarıma bakın diyor. Onunla ilgili olarak bir açıklama var. Ha, yani harekete bakma diyor. Söze bak diyor. Tabii, söze bak diyor. Harekete bakma diyor. Harekete anlamı kuvvetlendiririz. Tamam. Anladım yani. O zaman biz de zaman zaman anlamı kuvvetlendirebiliriz yani. Herhalde öyle oluyor yani. Anlamına bak demek dediği herhalde mesele o. Hanım bir Allah biraz orada kalsa iyi. Daha fazla kuvvetlendirmesin yani. Onun önemli olan yani elden kula doğru gitmesin de yani. Kalsın orada en azından. Aynen öyle. Öyle diyor çünkü. Şimdi tabii mecliste grup toplantıları da var. Akşam gazetesi manşeti tabii grup toplantıları da var. O grup toplantılarında özellikle dün konuşmalar sırasında CHP'li bir vekilin Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili yani yalan dolan tezvirat meselelerinden bir türlü vazgeçmiyorlar. Hani o söz vardır ya, imam cemaat ilişkisi ya da hoca talebe ilişkisi. Benzer durumlar yaşanıyor şu anda. CHP'de bunu sıklıkla görüyoruz. Genel başkanını yalan, tezvirat ve dezenformasyonun dibine vurduğu bir noktada vekillerinin de yetişemeseler bile genel başkanlarına ona yakın hareketler serdettiğini görüyorsunuz. Malum bir yalan daha ortaya atmışlardı. Şu anda Avusturya'da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kullandığını ifade eden, evet, kendi uydurdukları başlıkları doğru kabul edip bunun üzerinden yürüyen bir muhalefet var. Meclis kürsüsünde de bunu yeniden dile getirdi bir milletvekili. Oysa işin gerçeğinin olmadığını elbette onlar da çok iyi biliyorlar. Bu sistemin böyle olduğunu yani hani bir kiralama işinin nasıl olduğunu çok iyi bilmelerine rağmen maksat itibarsızlaştırmak, maksat karakter suikastı olunca her türlü argümanı yalan dolan kullanmaktan, evet, geri durmayan bir muhalefet, evet, var. Sinir harbi tabii, istiyor. Yani, 2023'e kadar da bunu böyle yani sürdürecekler. Bunu tabii. Yani düşünsene Malta belgeleri diye konuyla uzaktan yakından alakası olmayan belgeleri sunup Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ailesinin sanki para kaçırıyormuş, mal kaçırıyormuş algısı oluşturmak üzere yalanı söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalancı olduğu mahkeme kayıtlarıyla tescil edilmesine rağmen, yani bu bir yalandır, yalan söylediniz, bundan dolayı da muhatabınıza ceza ödeyeceksiniz diye mahkeme kaydı olmasına rağmen bu kaydı sanki yokmuş gibi aradan geçen 3-5 ay içerisinde yeniden bunu gündeme getirip kağıt sallayan bir genel başkan var, CHP Genel Başkanı. Dolayısıyla milletvekillerinin bu yaptığını, bu yalanlarını şaşırmıyoruz ama Süleyman Soylu'nun güzel bir cevabı vardı. Sahtekarsınız dedim. Orada yani oturduğu yerden konuşarak. Yani sen bazen anlatıyorsun yani nizami bir şekilde bu böyle değil. Bu fıs fıs bu kolonya bunun içerisinde kola yok diye anlatıyorsun ya. İçinde anlatıyorsun bazen şekeri var, bunun kapağı olması lazım. Bak basınca başka bir şey çıkıyor. Anlatıyorsun ki normali bu ama. Yani normal insan anlatıyorsun. Ama bunlara böyle anlatamıyorsun çünkü bir tek karşılığı bu. Ya sahtekar bir adam hani şey gibi. Adam sürekli yalan söylüyorsa bu adamın nesini düzelteceksin? Yani bu haftanın yalanları diye bir şey çıkıyor ya, haftanın yalanları pazı. Bunu günlüğe dökmek lazım yani. Günlük bile değil. Dakikalık yani. Dakikalık demek lazım bir belki. Şey bir siyaset tarzı artık Murat yani. Biz belki de bundan çok mutlu değiliz. Bundan bir zaman zaman ikrah ediyoruz ama dediğin gibi değişen bir şey olmuyor.
Yani bizde belli bir kitle ki anlaşılmıştır ki onu da hep tekrarlıyorum. Adam uyuma taklidi yapıyor. Diyorsun ki bak senin adamı yalan söylüyor diyorsun. Buna Coca-Cola dedi. Bu kola değil diyorsun. Kafasını dönüp tekrar uyumaya devam ediyor. Yani uyuyormuş gibi yapıyor. Doğru. Uyandırman mümkün değil. Ha bunlar da bunu gördüler ya. Ya ne güzel. Ne söylesen oluyor diyor. Dünkü grup konuşmasında da tartışmalarda da mesela aynı yalanı tekrar söylemek. Ya arkadaş bu yalan değil miydi diye. Aklıma şey geldi yani. Kılıçdaroğlu'nun hani o kadın çöp tenekesini karıştırdı. Evet kadın ya. Da, arkasından bir daha sorduklarında neydi biliyor musun? Bak onu da atlamıyordum. O o kadın değil dedi. Yani o o kadın değil dedi. Şimdi halbuki o kadın olduğu belli. Fakat kitlesine döndüğüm zaman bak görüyor musun bu kadar rahat inatla yalan söyleyebilir. Lefter gibi. Lefter yalanı dünyanın en güzel yalanıdır. Doğru. Hani ben Fenerbahçeliyim. Neden? Çünkü Lefter sayesinde çok severdim. Fenerbahçeli oldum. Çok iyi bir golcü, kaleci. Çok iyi bir kaleciydi dedi. Dedi ki ya, galiba yani Lefter kaleci değil. Bir ara kalecilik yaptı galiba. Bir ara kaleci yaptı galiba. yani Kılıçdaroğlu bu. Ya öyle miydi doğru. Pardon? Ya öyle miydi falan soru yok. Bildiğin sürüşmesi olabiliyor yani. Hocam, eğer dersen şunu söyle ya ben öyle hatırlıyorum. Demek ki yanlış hatırlamışım. Tabii. Ama bir ara yapmıştı. Hani bir ara kaleci sonra Lefter o zaman ölmemişti daha. Toprağı bol olsun. Ya ben dedi kötü bir kaleci olurdum herhalde. Olmadı. O zaman hayattaydı çünkü. Şimdi bu örnekleri arka arkaya veriyoruz ki aslında söylediği her şeyi yani Kılıçdaroğlu bugün günün manşetinde Murat Çek ve Hikmet Genç var dese ben şüphelenirim. Bir dakika dur. Değiştik mi bizim? Orada mıydık acaba? Orada bile yani hakikaten bilinen bir takım şeyler üzerinden bile konuşurken Kılıçdaroğlu söylediği her şeyin şüpheli olduğu ve yalan söylemekten çekinmeyen bir insan modeliyle karşı karşıyasın ve bu çok tehlikeli bir şey. Eski siyasiler de yapardı mesela. Yani şimdi şeylerin yani ölmüş insan hakkında arkasından konuşmayalım derler ama mesela eski siyasiler de bir top çevirirlerdi. Mesela top çevirmeyi bilirlerdi. Mesela derdin ki işte bak millet Ankara'ya yürüyor. Adam cevap verirdi yani yürümekle yollar aşınmaz. Veyahut petrol verdi biz mi içtik gibi. Hani zam vardı üzerine mi oturacaktım? Hani tamam belki siyaseten bir siyasi üretim değil ama bir ifade biçimi olarak bir tarz olarak bir üretim çıkartıyor ortaya argüman. Cevap verin böyle bir sıkıntısı da yok. Yani böyle bir siyasi deha beklemiyorsun yani en azından pratik zeka beklemiyorsun ama işin en kolayını bulduğu için ki bu da siyasi literatüre geçecektir. Bunu bir tek ben söyledim de değil ama yıllar boyunca insanlar bunu aklından çıkarmayacaklardır. Dünyanın en konforlu muhalefetini yapan bir CHP var karşımızda. Çünkü ne dersen, ne kadar yalan söylersen, ne kadar büyük söylersen, neresinden atarsan at, hiç fark etmez. Mevzu uzay olsun at, problem değil. Mevzu Kızılay olsun at, problem değil. Mevzu muhtarlar olsun at, hiç sıkıntı yok. Her taraftan atabildiğin ve sorgulanmadığın bir siyaset tarzı var. Ve bu çok tehlikeli bir şey. Bu çok iyi bir şey değil. Yani bu topluma faydası olan bir şey değil. Bu bana tırnak içerisinde tabii ki o şey açısından söylemiyorum. Ancak benim yazıma konu olabilecek olan bir şey. Yani yaptıkları hareketlerin sonucunda da ne yaparsa yapsınlar. Bir girizgahı da onu da yaptım. Mevzu da kapandı biliyorum. Aslında çok çirkin de bir mevzu. Tamam da yani sen o hareketi yaptıktan sonra arkasından savunma biçimine baktığın zaman bu bir vücut dildir. Hepimizin kullandığı vücut dilinden bağımsız değildir. Evet vücut dil dediği bildiğin düz sokakta görebileceğin bir harekettir bu. Ve kişiyle mütenasip bir şekilde değerlendirilir diyor. Ve diyor anlamı kuvvetlendirmek amacıyla. Kişiyle mütenasip ne demek biliyor musun? Yani bu hareketi yapana bakacaksın. Bu adam iyi bir insansa problem değil. Kötü bir insansa kötü anlayacağız. Bak tamam iyi bir insansın sen çık bakalım dışarı. Çek bakayım aynı hareketi. Trafikte bir tanesine ne oluyor görürsün ne olduğunu. Yani böyle bu şimdi yani özür kabahatinden büyük derler var ya. İşte veyahut da sıvadı tüy dikti derler. Bunu da yapabiliyorsun. Ve bunun arkasından mesela yine soruyorum. Yani bir harekette bu mu değerlendirilir? İnsan her zaman hata yapabilir. Ya doğru insan her zaman hata yapabilir. İnsan bir de yapar, üç de yapar, beş de yapar, 150 de yapabilir. O başka bir şey. Ama kasıtlı bir şekilde arka arkaya hep aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsan. Bu ara yani tabii. Namussuz siyasete getireceğim diye üç defa dilin sürçüyorsa. Doğru. Arkasına da ahlak komisyonuna getirecek. Yeni Çağ yazarı Orhan Uğurluoğlu'na verdiği demeçte bu ifadeleri kullanmış. Buradan Özgür Özel'e de geçmiş olsun diyelim. Anlamı kuvvetlendirmemiş sevgili Özgür Özel. Yani hakikaten müthiş bir tiyatro yaptınız. Sayın Kılıçdaroğlu öyle yapmadı.
sağ elinin içiyle sol elinin sırtına, vurdu gibi böyle bir efsane bir tiyatroydu. Efsane bir şeydi, yorumdu. Bu vesileyle Sayın Kılıçdaroğlu da sizi yalanlamış oldu. Yani evet yaptım ama niye yaptım? Banker Bilo düşün, meselesinde olduğu düşün, Kılıçdaroğlu gibi. Kılıçdaroğlu yok adı. Yaptım ama niye yaptım, bir sorun. Aynen. Ben cümlesini tam... Kılıçdaroğlu bile şöyle demiş yani. Yeni çağdan şey yapayım. Yok lan o kadar da değil lan demiş yani. Kastınız o malum el hareketini yapmak mıydı diye sormuş Orhan Uğurluoğlu. Yeni Çağ yazarı. Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Yani yaptım diyor. Şimdi Özgür Özel VAR'ı da izledi ama VAR ekranından izledi, görememiş elinin demek ki. Sırtı burta falan yanlış yani, tarif. Sağ elinin içiyle sol elinin sırtına vurmak suretiyle öyle diye bir açıklama yaptı. Tarif hayır yanlış diyor. Yani Özgür Özel yalan söylüyor diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben yaptım diyor ama niye yaptım? Öyle bir kastım, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil, sözlerime baksınlar diye. Hani Atatürk dedi ya. Bir dakika ya. Böyle bir yapacak. Vallahi ben Yeni Çağ'dan okuyorum ya. Bir saattir orada sana. Özgür Özel savunurken bunu. Hayır, asla öyle bir kastım yoktu. Ellerime değil, sözlerime baksınlar. Bir şey diyordu. Özgür Özel vücut değildir bu diyordu. Biz vücudunda hiç bak. Yani Kılıçdaroğlu zaman çıkmasın. Yani mikrofondan konuşsun. Bakmıyor bir suratına. Yoksa kavga çıkıyor. Yani elin sırtında bilmem de falan filan diye bir de. Öyle demişti. Ama yani... hakikaten doğru burada Özgür Özel dediği hakikaten yalanmış oluyor. Yani vücut diliyle diyor bunu diyor. Anlamı güçlendiriyor diyor. Şak elini sırtına vurdu diyor. O zaman anlamı güçlendirme. Güçsüz yani. Anlamlı cümleler kullanmıyor. O kadar basit yalanı anlamak için zorlamaya gerek yok ki. Basit yalan söylüyorsun. Yani, genel başkanı, yani. Grup başkan vekini yalanladığı bir parti başkanı diyeceksin. Ancak bu kadar. Grup görüşmelerine devam edelim. İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun 3 konuda başlığını almış arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi Akşam Gazetesi'nin manşetinde de var. Düşünebiliyor musunuz? Yani hani bunlar anlattığımızda geçmişte kaldı gibi bir şey çıkıyor. Hatırlarsınız PKK'nın silahlarının PKK'lı milletvekilinin makam aracında taşındığı günleri hatırlıyoruz biz. Bunlar birkaç sene öncesi. Tabii. Ferhat. Soy ismi evet. Unuttum. Şu anda kaçak şu anda. Belçika'daydı hatırladığım kadarıyla. Kaçtı şeyden sonra. 15 Temmuz'la beraber. Şimdi de PKK'lı bir katilin HDP'li bir vekilin evinde gizlendiği değil. Bakın yani İçişleri Bakanı diyor ki gizlenme meselesi değil. PKK'lı bir katil HDP'li milletvekilinin evinde yakalandı. Yardım yataklık etmiş ya. Hani Selahattin Demirtaş diyor ya, cenazeye gitmeyen milletvekiline parti disiplini gereği soruşturma açarım. Tabii. Teröristin cenazesine gitmeyen diye. Aynı milletvekili terörist evinde saklamıyorsa da herhalde dava şey yapacak, disiplin soruşturması açacak falan. Öyle değil. Süleyman Soylu'nun, Sayın Soylu'nun konuşmasını bir dinleyelim. Tahir Güven, Cizre eski ilçe başkanının kardeşi Tahir Güven'e pusu kurdular. O pusu neticesinde öldürdüler. Öldüren kişi HDP'li vekilin evinde yakalandı operasyonla. Anlatıyor Süleyman Soylu. Buyurun dinleyelim. Tahir Güven gece yarısı bir komployla beraber öldürüldü. Peki kim öldürdü? Ve niye öldürdü? Niye anlattığımı göreceksin. Gecenin bir yarısı onu bir yere çağırıp pusu kurdular. Pusu kuran kim? Pusu kuran kim biliyor musunuz? Pusu kuran şu Mehmet Miraç Dinç. Peki pusu kuranı biz bu sabah nerede yakaladık? HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Bunların hepsinin hesabını vereceksiniz. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Sizi onlar da kurtaramayacaklar. Hepsinin hesabını vereceksiniz. Daha dur bakalım. Sensin hesabını vereceksin. Bu milletvekilliği seni kurtarmayacak. Şimdi normal şartlar altında hani hep böyle örnek veriyorlar ya, Avrupa şu bu örneği veriyorlar ya. Ya şunun bırak benzerini. Yani %1'ine yakın bir şeyiyle yakalanmış olsa herhangi bir Avrupalı milletvekili, tamam, adamını, hayatını bitirirler, hayatını. Ama mesele Avrupa'nın desteklediği PKK, Avrupa'nın desteklediği HDP ve PKK-HDP ilişkisiyle meclise girmiş bir milletvekili olduğu zaman
bir katili evinde şey yapabiliyorsun, saklayabiliyorsun. Ve ondan sonra da gelip Süleyman Soylu gösteriyor. Sen, senin evinde, sen. Orada da Süleyman Soylu İçişleri Bakanı karşısına kalkıp oturabiliyor yani milletvekili. Aslında tabii yani biz bu anlatıyoruz mesela böyle. Tabii bir şaşkınlık yaşıyor insan. Her defasında yaşıyor. Yaşıyor değil. Yani HDP'li vekilin arabasında PKK'nın silahlarını taşınmasında da şaşkınlık yaşamıştık. Hep şaşkınlık yaşıyoruz yani biliyoruz ama her defasında olay tabii çok açık bir şekilde ayyuka çıkınca hani katil bildiğin bir terörist bir PKK'lı terörist katil vekilin evinde. Şimdi tabii gene bir şaşkınlık aslında yaşıyorsun yani biliyorsun tabii ki bir illiyeti bu bağ organik de demiyorum artık yani aparat parçası bunlar tek bir organizma halinde yaşıyorlar çünkü. Yani ben hep öyle söylüyorum. PKK HDP'nin siyasi uzantısıdır. Tersten de okursan aynı şeydir. HDP efendim PKK'da onun HDP'nin silahlı kanadıdır. Yani tersten oku düzden oku fark etmez. Aparat. Şimdi böyle net bir şey var ortada. Aklıma ne geliyor biliyor musun? Bak hala ki dava devam ediyor. Geçenlerde savunmasını verdiler tekrar. HDP'nin kapatılma davası var. Devam ediyor. Bu tamamen siyasetten bağımsız söylüyorum. Çok samimiyetle söylüyorum, yürekten söylüyorum. Dünyanın hiçbir yerinde lafını artık böyle pelesenk ettik. Hakikaten ama dünyanın hiçbir yerinde. Yani bunu ben şeyde bakmıyorum yani bir batı medeniyeti. Beylik bir cümle değil yani. Değil artık yani. Yeryüzü insanoğlu ya, insanoğlu ile ilgili bir şey söylüyorum. Bir katil, bir teröristin himaye edildiği bir kurum, herhangi bir siyasi kurum olabilir, o olabilir, şu isterse o ülkenin lideri olsun. Hiç fark etmez. Hani Hitler de çünkü Almanya'nın lideriydi biliyorsun. Doğru. O 3. Reich bilmem ne imparatorluğu kuracaktı. Hayalleri vardı. Ama bir katil sonuçta. Kim olursa olsun dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeye tahammül edilmez. Bunu buradan tekrar söylüyorum. Bunun içerisinde sakın bir şey aramayın. Yani ben bunu tamamen düz bir şekilde söylüyorum. Her şeyden bağımsız. Bir bilinen yani bir de yıllar boyunca bilinen ve terörist olduğu tescil edilmiş Batılı'da kendisi ima eden Batılılar dahil olmak üzere tüm dünya tarafından terörist olduğu bilinen bir organizasyonun siyasi uzantısı mecliste siyaset yapamaz, yapmamalı, kapatılmalı. Ben bunu devamlı söylüyorum. Hani buradan bilmem şu kadar oy var, bilmem ne kadar, bu demokrasi bilmem ne. Ya bunu böyle bu şekilde algılamayın. Yani eğer bir suç varsa ortada, eğer ne kadar da kendine ait bir kitlesi de olmuş olsa, belli bir kesimi ona bakarsan, CHP'nin de kitlesi var. AK Parti'nin de herkesin bir kitlesi var. Her şeyin toplumda, bir toplumda her şeyin bir karşılığı olabilir. Bu başka bir hadise. Ama toplumun güvenliği, devlet bunun için var. Benim geleceğim, toplumun güvenliği ve bu can ve mal emniyeti. Devlet bunun için vardır. Bir devletin içerisinde can ve mal güvenliği tehdit eden bir unsur varsa, değil bunun vekil olması bilmem ne, devlet buna müsaade etmez eğer devletse. O yüzden HDP'nin kapatılma davası ile ilgili olarak bu mevzu bence gündeme gelmeli ve çok ciddi bu tartışılmalı. Tabii, bu da tabii şeylere ek olarak savcılık iddianamesine ek olarak çok ciddi bir tartışılmalı. Yer yani kapatılma. Yani şöyle kapatamadın mı? Şunu yapabilirsin en azından bunu yaparsanız ben kendi geleceğim ve can mal güvenliğimi düşünebilirim. Dersin ki arkadaş bunlar bir grup. Madem ki böyle oy var. Hepsini siyasi yasaklı yapıyorum. 5 sene 10 sene her neyse bütün kadroyu tasfiye edin kardeşim. Doğru. Eğer madem koparamıyorsun şeyini yani en kötü senaryo benim yürekten söyleyeceğim şey kapatılmasıdır. O zaten şeyde var yani hani AK Parti'nin demokrasiye zul olduğu gerekçesiyle demokrasi inkıtaya uğrattığı gerekçesiyle yapmış olduğu parti kapatmayı zorlaştıran yasa değişikliğinde bunlar var zaten. Yani AK Parti getirdi biliyorsun tabii, aslında. Tabii, demokrasi tabii, diyorsan tabii. Dibine kadar vurdu. Tabii aynen öyle. AK Parti dibine kadar buldu yani. Aynen dibine. Öyle. Bunu getiren de AK Parti de bahsetmiş olduğun mesele, başlık zaten o yasanın içerisinde var. Yani kurumsal olarak yapmıyorsa yani milletvekilinin daha önce öyle yapıyorlardı ya milletvekilinin herhangi bir açıklamasını işte bilmem neyin odağı olmak deyip o örneğe göstererek partiyi komple kapatılıyordu. AK Parti dedi ki saçmalamayın. Yani bir vekilin yapmış olduğu bir saçmalık ya da yanlış yüzünden komple tabii. Parti kapatılmaz. Vekilin vekilliği düşürür suçu o çeker. Bireysel olarak partiye yapmayalım böyle kapatırsak demokrasiye zarar veririz diye bunu zorlaştırmıştı. Engellemedi ama zorlaştırdı. Ama HDP'ye dönüp baktığında kardeşim yani hani eski genel başkanı başta olmak üzere hani komple terörün odağı olmuş vaziyetteler. Şu örnekten de yola çıkarak. Şimdi bir konuşması daha var. Bununla ilgili de şeyi de unutmayalım bu arada CHP de bunlardan çok masum değil. Değil.
Şimdi, bak yani aynı HDP konumunda konuşacak kızıyorlar. İki mesele var. Bir tanesi adam mesela, destekliyor. CHP de bunları işte destekliyor. Tezkere işte meselesi. Sayın Soylu tezkere meselesini de gündeme getiriyor. Evet. Mesela CHP'nin dedin ya bunlar ayrı değil. Aynı potaya girdiler. Çünkü ortak hareket ediyorlar. Çok kötü. Sayın Soylu'nun tezkere meselesiyle ilgili olarak da Kılıçdaroğlu'na yönelik kürsüden konuşması vardı. Onu da dinleyelim. Devam edeceğiz diğer başlıklarla. Buyurun. CHP son sözüm size. Tezkereye hayır dediniz. Tezkereye. Bunu hayatınız boyunca bir bedel olarak taşıyacaksınız. Tarihi bir bedelle karşılaşacaksınız. Ege'de, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Hatay'da, Orta Anadolu'da, Doğu Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da bunun bedelini size ödettirecekler. Ve göreceksiniz ki burada HDP ile beraber tuttuğunuz politikalar sizi tarihin ezimetiyle ve bir vicdan sorumluluğuyla karşı karşıya bırak. Süleyman Soylu. Ya, aynen öyle. Yani hakikaten yani bir ne bileyim şöyle söyleyeyim. Ya, bir de gene siyasetten bağımsız konuşmak istiyorum. Bugün biraz apolitik durmaya çalışıyorum. Samimiyetle söylüyorum. Bunun CHP'si falan filan yok. Bırakalım o bu falan parti düşmanlığını. Ama hakikaten ben millet adına konuşuyor Süleyman Soylu ki kabul ediyorum. Vatandaş olarak sana söyleyeyim mi abi? Söyle. Benim yıllar boyunca verdiğim mücadele çok bedel ödedik. Siyaseten de ödedik. Uluslararası ilişkiler konusunda ödedik. Ekonomik olarak ödedik. Suriye'de, Irak'taki operasyonlarım, Akdeniz'deki iddialarım, Karadeniz'deki iddialarım. Bütün bunlara da vermiş olduğum mücadele var. CHP geldi bu teröristlerle işbirliği yapacağım diye. Bak bu teröristlerle ben bunları bu teröristlerin oyuna ihtiyacım var diye. Bak çok feci bir şey bu. Nasıl Batı da beni destekliyor diye. Geldi o tezkere hayır dedi ya. Bu ne demek biliyor musun? Karakolunu da çek. Askerini de çek. Bir de arkasından evet diyenleri de ne dedi? Cumhuriyeti ihanettir dedi. Bunun Allah aşkına yani zerre kadar vicdan kırıntısı varsa insanın kalbinde. Bunu ortaya koyup tüm insanın düşünmesi lazım. Siyaseten de yapılmaz. Hiçbir şey uğruna yapılmaz. Asıl ihanet budur. Vatana ihanetten söz ediyorsan ihanet Mehmetçiğimin onca şehit vererek bu topraklar bölünmesin diye verdiği mücadele Irak'ta, Suriye'de, bütün dünyada sadece şey değil, sahada yaptığımız hareketlerle biz dünyada uluslararası ilişkilerimizi masada tartışabiliyoruz. Çünkü biz o konuda iyiyiz. Sahada hareket ediyoruz, arkasından masaya yumruğumuzu vurabiliyoruz. Bunu durdurmaya çalışan bir CHP var çıktı karşımıza. Kendini kurucu ilade diyen. Murat bunu affedecek tarafı yok. Bu samimi söylüyorum. Doğru, hiç kimse bunu affetmez mi? Bu da tarihe bir kara leke olarak yazılmıştır. Doğru. Şimdi diğer başlıklarım var. Bu konulara yeniden döneceğim. Ama özellikle biliyorsunuz burada hem bu eleştirileri yaparken en azından bunları da bilmesi gerektiğini ve bunun üzerinden tezviratları, yanlışları düzeltirken diğer taraftan Türkiye'nin kat ettiği mesafeyi anlatan başlıklarımız da oluyor. Şimdi onlara geçeyim ama geçmeden önce Nevşin Mengü'nün bir yorumu var. Özellikle benimle ilgili. Onu bir dinleyin. Ona bir cümlem var. Ondan sonra diğer başlıklara geçeceğim. Buyurun. Hazırlıyorsunuz. Peki. Şimdi dün Sayın Cumhurbaşkanı ile Katar ziyareti neticesinde basın mensupları olarak sorular sorduk. Sayın Cumhurbaşkanı cevapladı. Bugün gazetelerde var ya. Oradan bir alıntı yapmış Nevşin Mengü. Bir izleyelim. Ardından bir cümlem olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan dönerken Katar dönüşü gazetecilere bir takım açıklamalarda bulundu. Yine sorulan sorular çok şenlikli. Murat Çiçek var bir tane. Bu da böyle gazeteci. Bir tane ama iki değil. Ya da daha çok rejimin pandit denir ya Amerikan basında pandit. Yani televizyondan yorumcu böyle konuşan falan. Tam nasıl çevrilir pandit? Böyle yorumcu gibi çıkıp yorumlar yapıyor. Militan yorumlar yapan bir arkadaş. Militan. Şimdi diyor ki Pandit seni. Şimdi Selahattin Demirtaş'ı kastediyor. O cezaevinden talimat verene de destek veren bir Avrupa Birliği var. Avrupa Birliği'nin icra komitesi olarak adlandırılan Bakanlar Komitesi Osman Kavala ile ilgili olarak Türkiye'ye ihlal cezası verdiğini ifade etti. Selahattin Demirtaş ile ilgili de benzer karar alabileceğini söyledi. Yorumunuzu değerlendirmeniz ne olur diyor. Yani şimdi birincisi o kararı veren Avrupa Birliği değil. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi. Doğru. Şimdi burada bir dil sürçmesi yapmışım. Sağ olsun Nevşin Mengü düzeltmiş beni.
soru sorarken AKPM demek lazım. Avrupa Konseyi Parlamenterler yani Meclisi evet. demek lazımdı. Zaten ama netice devamında şöyle bir şey var. Son cümle tekrar nasıl anlayamadım tamam. Avrupa Birliği değil de ne diyor? Soruyu ben şöyle sordum Sayın Cumhurbaşkanı. Bir daha anlat da. Avrupa Birliği Bakanlar Komitesi. Şimdi Bakanlar Komitesi Avrupa Birliği'nin değildir zaten. AKP'nin'dir. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nindir. Orada bak, AKP'ne der ki... AKP var bak. AKP'ne. AKP. Şimdi bu AK Parti diyorum. Avrupa Konseyi. Tabii ne AKP. Ne işin burayı da düzeltiyorsun? AK Parti. Onlar öyle diyorlar. Avrupa AK Konseyi Parti. Diyeceğim. Avrupa Birliği demişim. Tabii devamında şey yapıyor. Ondan sonra zaten bildiğinden de şüpheliyim falan gibilerinden bir aşağılama çabasına giriyor. Eyvallah tamam yani. Burada bir diye sürüşmesi var. Yanlış yapmışım. Nevişin Mengüber'i düzeltmiş. Teşekkür ederim. Aynı hassasiyeti... Bu anlamda hani ansiklopedi yapacak CHP Genel Başkanı'na ya da diğer kendi arkadaşlarına da yaparsa tutarlılığını görmüş oluruz. Bu vesileyle hani bunu hem söylemiş olayım. Pandit de uzman demek yani hani oradan da vurmaya çalışıyor ama öyle değil mesele. Ayrıca de militan kelimesini ne anlamda söylüyor bilmiyorum ama bu vesileyle hakikaten orada çünkü şeyde de çıktı. Avrupa Birliği. Dil suçmesiyle söylemişim. Avrupa Konseyi olacaktı, AKP'm olacaktı. Ama sorun şu, şunu anlamıyorlar. Hani Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözüyle cevap vereyim. Abi kelimelere bakma, özüne bak. Evet. Ne demek istiyorum evet, ona bak. Orada yazı o halde olduğu için vücut dilini kullanamıyorsunuz. Aldık, daha da güçlendirebilirdin bak, mesela anlamı. Allah muhafaza. Mesele şu. Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri buraya girme. Burası benim çöplüğüm. Benim alanım, ben burada bir terör devleti kuracağım. Bunun içinde YPG'yi, şunu bunu falan hepsini karma yapıp paralı askerim yapacağım. Sakın girme dedi. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyaya tırnak içinde hakim dediğim dedik bir zorba devletin bu cümlesinin karşısında normal şartlar altında diplomatik tavır sergilesen, öyle mi ya, o zaman biz karışmayalım bu meselelere, biraz geride duralım, bir bekle gör politikası yapalım dersin. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın karakterini 20-21 yıldır anlayamadılar, anlayamamışlar. Bir pandit olarak şunu bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ne Avrupa Birliği'ymiş, Avrupa Konseyi'ymiş, anlaşmalarıymış, şunlarıymış, bunlarıymış. Ben o Suriye'de terör örgütünü sana kurdurmam. Oraya girerim. Karşıma çıkarsan da Amerikan bayrağını muska yapıp böyle üçgen şeklinde sana vermek istemiyorum. Karşıma çıkma deyip. Tabii, muska senin lafın. Benim lafım. Amerika burada muska demiyor. Amerika muska bilmez. Ama muska gibi yani. Muska gibi. Yani, yani üçgen muskat yapıyorlar demiş, ya. Onu da yiyoruz biliyoruz. Evet. Şey. Bunu söyleyen bir lidere, bunu söyleyen bir cumhurbaşkanına sahibiz. Evet. Hani Avrupa Birliği değil de Avrupa Konseyi'miş. Anlaşmalarla şuymuş buymuş. Ya arkadaş bunu soracağınıza. Sayın Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'ne de, AKP'mesine de, Bakanlar Komitesi'ne de, şuna da burada resti çekiyor, elinin tersiyle itiyor. Resmen Avrupa'ya bunu geçiyor. Bunu kasten yapıyorlar diyor. Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi'nin arasındaki farkı özellikle şey yapmaya çalışıyor. Hayır ya kasten falan yaptığım yok. Dilim sürçmüş, sehven. Avrupa Konseyi diyeceğim ama Avrupa Birliği demişim. Ama devamında soru anlaşılıyor zaten. Avrupa var. Avrupa var en azından. Hani Afrika yani Birliği değil. Sağ elimin içini sol elimin tabii. sırtına vurarak sordum Sayın Cumhurbaşkanı. Tabii. Şaka tabii öyle bir şey yapamadık. Yapmadık. Hocam anlamı bak vücut dili bırakıyor. Sağ elimin içiyle sol hocam, elimin sırtına sağ koydum. Sağ elimin baş parmağıyla işaret parmağıyla yumruk haline Avrupa Konseyi diyeceğime. Avrupa Konseyi diyeceğime yanlışlıkla Avrupa Birliği demişim. Bak, ama şimdi bak özü şu, özü kaçırmayalım lütfen. Anladım. Sayın Cumhurbaşkanı bunların çizdiği ve işlerine geldiği şekilde oynadığı kuralları elinin tersiyle itiyor. Benim, ya şöyle bir cümle var mı ya, devamında getirmiyor. Benim mahkememin vermiş olduğu kararlar belirleyicidir. Onun üzerine hiçbir kararda tanımıyorum kardeşim diyor. Bunu alkışlayacağınız yerde bizim Avrupa Konseyi ile anlaşmamız var, şunumuz Avrupa var, bunumuz İnsan var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ni şunu da söyleyelim, bunu belirtelim özellikle. Bu tamam bu duruş önemli yani benim en azından içişlerim, benim hukukum, benim yargımla ilgili kararları veremez. Bizim bir imzamız da var tabii Avrupa İnsan Hakları tamam, Mahkemesi. Tamam bunu Erdoğan bilmiyor mu? Tabii bize ceza biliyor. Kesiyor, biz de onun bedelini ödüyoruz. Biliyor bunu. Ha nereye kadar gider elinizden bu elinizden geleni tabii. ardınıza da koymayın diye evet. ekliyor Erdoğan zaten. Bravo, bravo. Yani siz bunu yapıyorsunuz. Ben şimdi, bunu kabul etmiyorum. Elinizden geleni de ardınıza komayın diyor. Şimdi AKP, AKP, M.
AKP mi? Avrupa Birliği'ye geçmiş. Ya nasıl bir liderimiz var? Avrupa Birliği'ye geçmiş. İsmimle koymuş. AKP mi? Hayır, ben Avrupa Birliği diye sorunca sehven Sayın Cumhurbaşkanı da cevaplarken bu Avrupa Birliği diye cevapladı. AK Parti merkezidir o. AKP mi? Şimdi bunu tabii Nevşin hakkında konuştuğumuz için ben bu kadar olayı biraz daha karikatürize ediyorum. Çünkü kendisi de çok karikatürize bir karakter olarak görüyorum. Şimdi misal ben bir dakika, bir saniye, sen şimdi fazla konuşma. Ben seni biraz savunayım burada. Diyorsun ya, savunacak bir şey yok hakikaten. Yok, yani. Doğru bak, yani Avrupa Konseyi demem lazım. Ama, Avrupa Birliği demişim. Bak, karikatürize etmek istiyorum. Yani peki, kötü bir söylemiyorum. Buyur. Bu açıdan savunmadan. Buyur. Yoksa sen anlatacağın anlatı zaten. Eyvallah. Olay bitti. Ama Hikmet'in yorumu da önemli burada şimdi. Şöyle önemli. Çok yazdık çünkü Nevşin Mengü'yle ilgili yazılar yazdık. Kızdık buradan bağırıp çağırdık. Sen az aşağılamadın Nevşin Hanım'ı. Çok kötü şeylerde söylediğini hatırlıyorum. Eleştirdin diyelim, aşağılama demeyelim. Eleştirmedin, az eleştirmedin. Yok, eleştirdim vallahi. Aşağılamadım. Tamam, yani. Az yapıcı eleştirde olmadı benim abi. Ben de yaptım. Şimdi bak olay, ama sana militan demiş, bilmem ne falan filan demiş. Valla ben alındım yani, bana hiçbir şey dememiş yani. Ben burada o kadar militan olan, ben ondan daha çok militan ama neyse biz o kadar demek ki kayda değer değiliz. Sen militansın, ben panditim. Orada. Sen militansın, ben panditim. Sen panditsin, ben de banditim. Bir de bandit var orada, haydut. Daha sonra sen panditsen, ben de banditim. Neyse, seviyeler hep yabancı şeyleri çıkarttım. Ama şuraya gelelim. Şimdi Nevşin Mengü, ya şöyle bir seslenmek istiyorum. Bak tamam, ne yapmışsın AKP'yi, yanlışlıkla AOP'li demişsin. Avrupa ile ilgili bir şeyden bahsediyorsun. İşte parlamento yerine Avrupa Birliği deyince şeyin kurumsal olarak bir karardan bahsedilmek başka bir hadise. Parlamenter meclis veya komisyonları var. Bazen karar çıkartıyorlar ya. Biz de bazen kızıp tepiniyoruz. Yoksa Avrupa Birliği Almanya yok, benim haberim yok da diyebilir. Komisyondan çıkan bir karardan. Bu başka bir duruş meselesi. Tamam mı? Bunu bir köşeye koyalım. Hiç önemli değil. De. Sonuçta Afrika Birliği dememişsin değil mi? Afrika Birliği yok. Avrupa Birliği. Bir şey söyleyeceğim ya, bu madem böyle şeye dikkat edebiliyorsun, bu kadar hassassız birlikten, ya Allah razı için sen şimdi bize militan diyorsun ya da taraf gir diyorsun, yandaş diyorsun, acayip bundan militan. Çıkmıyorum ya. Hayır, tabii bundan tarafsız zaman şey tabii yapıyorum. Ben tarafım öyle, aynen tamam öyle. Militanım öyle. Da aynı zamanda aynen öyle, ben kabul, ben militanım abi, militan o, sen de öylesin, konuşuyoruz karşılıklı, sen derken Nevşin'e söylüyorum, sen de o taraftansın da, bak bunu biz bir şekilde gündeme getirebiliyoruz. Allah razı için sevgili Nevşin Mengü, ya bu kadar şey yaşanıyor. Sen şimdi Avrupa Birliği yerine komisyon ona mı takıldın? Tam onu soracaktım. Allah ya, Gülnaz Şırınga'ya takılmadın. Bak şey, dil suçması. Şırınga'yı program öncesinde not almış. Bunu yazalım ablular diye. Şırınga bak olacak işte, MHP iğne vuran Şırınga'yı. Ya Şırınga yazıyor sonunda. Aklına gel iğne Şırınga. Buna takılmadın. Özel kaleme takılmadın muhtara. Hiç takılmıyor. Elinin sırtı vasıtasıyla takılmadın. Bak bunlar vücut dili, takılmıyorsun. Ne bileyim, Kızılay'a takılmadın. Kızılay çadır yoktu. Her günkü yalanla hiç takılmıyorsun. Bak ya, düz yalan ama. Düz yalan. Yani net düz yalan. Düz yalan. Net. O kadın o değildir de takıl. Hiçbir şeye takılmıyorsun. Hiçbir şey görmüyorsun. Ya bırak Avrupa Parlamento. Bu şekilde konu geldi, yakaladı ya bir tane. Parlamento demedi, birliği dedi. Bak görüyor musun? Arkadaş. Yakaladım. Sen Gülnaz Şırınga'yı yakalayamadın ya. Ve hatta Özlem Gülses'in yaptığı gibi. Aa bak geldim neredeyim. Ya şey, çok özür dilerim. Tam tabiri, çocuk tabiri bu. Şavalak durmadan düşen bir sürü insan var etrafta. Bildiğin şavalak. Yani kelime karıştırmak veya dil suçması değil. Abi onları hepsi atlıyorsun. Bak tarafgir gene ol. Olma demiyorum. Olmaya hakkım var. Tarafgir ol. Düşmanlık yap. Murat'a da düşmanlık yap. Hikmet'e de kız falan filan de. Ama bu kadar da tarafgirliği aşıp hani ben bunu hiç görmeyeceğim demeye başladığı an itibaren başka bir şey. Bu şavalaklığa girer. Şavalaklık kötü bir şey değildir. Yani şöyle ya, hakaret değildir şavalaklık. Ne olur ben de bilmiyorum. Esten derler. Hani böyle saf manasında. Bu saflığa girer. Naifliğe girer. Kıvırayım. Taşalot deniyorum bak. Deme yok. Hayır. Murat, neyse çok uzattık ama. Ya biraz bak, sizin yüzünüzden oluyor bunlar. Sizin yüzünüzden CHP bozuluyor. La ben şimdi dediğim gibi hani kılavuzluk yapın, CHP'yi düzeltin. Aynen. Neymişim ben, bir daha fazla yıkanma. Şimdi birazdan Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine döneceğim. Tekrar bu meseleleri konuşacağız ama araya şey yapmak lazım. Neyse, bu vesile Nevşin'e de hani cevabımızı vermiş olduk. Düzelttiği için teşekkür ederim ama buna takılma. Bu takılacak mesele değil. Saç kurutma makinesi göndereceğim. Bak ben niye akıllıyım Nevşin? Bak saç yok, ıslak değil. Peki. Şimdi yani, iki tane video izleteceğim. Şimdi bütün bu olumsuzluklar deryada damla gibi. Yani bunların hepsinin
üstesinden gelebilecek, çok şükür benzer durumlarda da gelen bir iktidar söz konusu. İnşallah bunların da üstesinden gelecek Sayın Cumhurbaşkanı'nın gerek Bakanlar Kurulu sonrası, gerek her türlü açıklaması neticesinde yapmış olduğu söylemde. Aynen. Bunların üstesinden gelebilecek güçte, kapasitede. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması da var bu konuyla ilgili olarak. Hani yastık altında duran paralarınızı, altınlarınızı gelin fırsatı değerlendirerek yatırıma kanalize edin. Açıklaması var. Yastık altından çıkarın, fırsatları değerlendirin diyor. Bunları da konuştuk, konuşacağız, konuşmaya devam ediyoruz. Bak, İyi iki tane şey vereceğim. Yastık altı çağrısı çok önemli bir çağrı. Aynen öyle. Tam zamanında fırsat. Şimdi şeyi söyleyecekler buradan. Bak, yastık altı meselesini söyleyince işte bozdurun, TL'ye geçin, bilmem şu oldu. Bak ne oldu TL, şu oldu, bu oldu falan diye. Bunların temelde bizim ahlakımız esas meselesi, temeli ekonomiye kazandırılmak yönünde ve önünüzde bir fırsat var. Bu fırsatı gelin değerlendirin çağrısında bulunuyor Sayın Cumhurbaşkanı. Koyduk bunu kerara. Dediğim gibi birazdan Cumhuriyet Halk Partisi İYİ Parti ilişkileriyle ilgili olarak Cumhuriyet Gazetesi'nin bir senaryosu var. Çok ilginç. Onun da detaylarına değineceğiz ama biraz güzel şeylerden de bahsedelim. Aselsan'ı satmıyoruz. Satmıyormuşuz. Çok ilginç. İşin daha ilginç tarafı, mesela Nevşin Hanım'ın buna da takılması gerekiyordu. Aselsan'ı zaten istesek de satamıyormuşuz. Niye? Bu da mı takılıyor? Doğru, takılalım ama. Buna takıl. Tabii. Aselsan'ı satıyor musunuz? Aman ha, sattırmayız ettirmeyiz diyor. Ya dün İsmail Demir'i dinledim. Savunma Sanayi Başkanı'nı. Soruyorlar haklı olarak, yani gazeteciler. Ya işte Aselsan... Vallahi diyor, öyleymiş diyor. Tamam İsmail Demir, öyleymiş yani. Biz de duyduk diyor. Fakat hayret ettik diyor. Niye? Ya istesek de satamayız ki diyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın sahip olduğu bir şirket ve yaklaşık %25 zannedersem, yanlış hatırlamıyorum, halka açık bir şirket. Yani Aselsan'ı satın almak isterse herhangi bir devlet, bak herhangi bir devlet %25'ini alabiliyor zaten. Benim, niye? Borsaya kote zaten. Gidersin hisseleri toplarsın. Tamam. %25 senindir kardeşim. Yönetim kuruluna da kaç tane adam sokacaksan sokarsın. Ortak olursun yani. Anormal bir şey değil. Artı böyle ortaklıklar var zaten. Ama bu durum söz konusu değil. Olsun, ben söyledim. Satıyor Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden bir tanesi dersin. Ortaya atıyor. Aselsan'ın yanına Havelsan'a eklediler. Roketsan'a eklediler. Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılıyordu. Aradan bu işler böyle hakikaten kulaktan dolma zannedersem. Bir tanesi de çıktı. Zannedersem ya Aytun Çıra'ydı. Ya Özgür Özel'de, hatırlamıyorum. Herkes Birleşik Arap Emirlik derken o mevzuyu bir üst level'a çıkarttı ya da yanlış anlamış herhalde. Katar'a sattırmayız diyor. Babacığım o yalan Birleşik Arap Emirlikleri'yle ilgiliydi. Katar değildi. Evet. Ya bak, sen biraz geri kaldın, o tarafa dön. Ne için takılmıyor böyle şeyler? Takılmaz. Aselsan bununla ilgili zaten resmi açıklamayı yaptı. Savunma Sanayi Başkanlığı da yok öyle bir şey dedi. Saçmalıyorlar dedi. Yani biz ama Aselsan yalan söylüyordur. Biz yalan söylüyoruz hep beraber. Aselsan'ın AK Parti döneminde ne olduğunu anlattığı bir video yayınladı. Hemen arkasından Aselsan'da. Onu bir izleyelim. Güzel görüntüler çünkü bunlar. Ardından konuşuruz. Aselsan yalanını devam ettiremiyorlar gibi geliyor bana. Çok kötü. Gene hay Allah'tan bu olmadı galiba deyip bir rota çizdiler diye düşünüyorum. Çünkü uzatamadılar, bunu bıraktılar. Olmadı. Başka bir kurumu sattılar. Başka bir şey tamam, yapalım. Başka bir yalan uyduralım falan. Bu olmadı. Buyurun. Aselsan.
Tebrik ederim. Çok güzel bir video olmuş. Hakikaten o geçmiş dönemdeki vurgularla yaptırmayız dediler. Şunu yaptırmayız dediler. Evet, evet. Fakat şunu unutmamakta fayda var. Türk mühendisleri hakikaten çok kabiliyetli, çok kapasiteli ve imkan verildiğinde her şeyi yapabilecek zekaya, donanıma, inanca, imana sahip insanlar. Doğru söylüyorsun. Bak, ha, bak ben, bu hamaset olsun diye yok, söylemiyorum. Yani evet, 1996 bunu... şeyi de görüyoruz. Dünyadaki gelişmeleri de görüyoruz. Örnekleri ne de olduğunu biliyoruz. Örnekleri yüzlerce, binlerce vardır. 1996 yılında daha cep telefonu piyasası yeni yeni oluşurken, dün gösterdik. Cep telefonu üreten bir şirkettir Aselsan. Evet. Bunlar yeter ki bu mühendislerin önü açılsın, destek verilsin. Evet. Hakikaten bu anlamda inanılmaz yol kat edecek durumda. Şöyle. 2002 yılından sonra, çok özür dilerim, şunu da ekleyeyim. Bir kere daha vurgulamakta fayda var bunu. Ya uzaydan Türk mühendis ithal etmedik, getirtmedik uzaydan. Bu toprakların evlatlarıydı bunların hepsi. Fakat bu evlatların önü açılmayıp çeşitli sahiplerle, çünkü Amerika dedi ki onu yapma, bilmem Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi nevşin, bunu yapma, şunu etme dediği için o dönemki iktidar sahiplerinin kahir ekseriyeti, hepsi demeyeyim, eyvallah paşam, ya haklısınız üstadım diye diye geri adım attılar. AK Parti ile beraber özellikle belirli bir sürede geçtikten sonra, kendi ayakları üzerinde durabilecek hale geldikten sonra, kimsenin o yapamazsınız, edemezsiniz, ambargo koyarız, şunu yaparız, bunu yaparızı elimizin tersiyle ettik. Aselsan gibi işte Roketsan'ı, Havelsan'ı, Baykar'ı, TUSAŞ'ı, bunların hepsini dünyanın en etkin 100 savunma kuruluşu arasında 7 tane sokabildik. Siyasi iradeyle oldu. Ya şu siyasi iradeye bir teşekkür edin be kardeşim. Şimdi bunu söyleyeyim bari. Bir şey söyleyeyim mi? Yani ben bunlar tabii sen şeyden bahsettin, doğru, yani geldiğimiz yer belli, bir baktığın zaman zaten görüyorsun. Bu bir ifade kullandım, bunun da hani bunu söyleyince insanlar sürekli şöyle bir refleks gösteriyor. Sana karşı olan, normalde gösterilmez hiçbir, dünyanın hiçbir yerinde, bizim o aşavalaklar bunu gösteriyor. Ha, görüyor musun gene bir şeyleri, gene bir yağdanlık yaptınız, bir şeyi abartıyorsunuz, vay bu nasıl bir şey. Şu söylediğin ifade şu, diyor ki, diyorsun ki Türk mühendislerin becerisi, zekası dünyada en iyi şeyleri yapmaya muktedirdir. Aynen, vardır. Aynen, böyle bir zekada vardır. Aynen. Böyle bir şey vardır. İnancımız, bak, samimiyetle bak bunu oturup bir daha söylüyorum. Her insanın belli bir geçmişi, bagajı vardır. Benim de bagajımda bunlar duruyor hep. Kullanmıyorum. Arada bir kullanıyorum. Bunu Türkiye'de bugün sanayide bugün en iyi mühendisler, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, o CNC tezgahları bugün Türkiye'de yapabilen kafalarla oturup karşıma koy. 15 yılın tecrübesiyle ben sana bunu anlatırım. Gözümle gördüm bunu çünkü. Bu gözler elhamdülillah bunu gördü. Neyi gördü? İlk gittiğimde yaşadığım bir kompleks var, hep hatırlatırım ya. Vay bunlar buraya gelmiş, ben mahvoldum ya. Türkiye'de daha biz bunun kalıbını yapamıyoruz diye cümleye başladım. 15 sene sonra geldiğim nokta, şu senin biraz önce kullandığı ifadeyi birebir Avrupa'daki fuarlarda birebir yaşadım. Oturup koca koca mühendislerle, arkadaş biz şu parçayı alabilir miyiz diye sorduklarında bir fuarda, hatta bu sanayici ağzına girer dedim hatta, adamı nasıl alacaksın bunu, bir kopyasını bir, en azından bana bir bunun şeyini ver, bir dosyası var, o zamanlar yazılı tabii, çok daha dijital yok, bir parçası ben götüreyim Türkiye'de, ben bunu pantografla yaparım ve yaparım diyen adamın 5 sene sonra Türkiye'de CNC tezgah yapmaya başladığını gördüm. Çünkü neden biliyor musun? Hakikaten bir pratik zeka var ortada ve ben bunu bir samimiyetle söylüyorum. Bak çok da itiraf ediyorum. Önce inanmadım. Arkadaş dedim, bu Alman. 100 yıllık teknolojinin birikimi var adamda. Bir, eğer bir çelikten bahsediyorsak, bu çeliği bu adam 100 yıldır yapıyor. Sen 2 dakikada 10 gün nerede yapıyorsun diye sorduğum anda itibaren gördüğüm noktayı hatırlam, sana anlattığım şey gibi. Hassas terazi. Çok anlatıyorum. Lossel üretiminde olduğu gibi. İnanamadım. Amerika'da eğitim gördü, geldi. 2 tane Türk çocuk delikanlı ve bunu yaptı. Ve ben diyorum ki bugün de geldiğimiz nokta çok bir çok. Yani şey, hakikaten iki tane yapabilecek şey, kapasite. İki tane şey hatırlatacağım. Engelleyenler bu kafa işte. Bu. Aynen Stadyo öyle. Stadyo koçu kafaları engelleyen. İki tane mesele hatırlatacağım. Ardından Varank'ın videosunu yayınlayacağım. Bu ara Varank'ın da tam meclis bütçe görüşmeleri sırasında bir evladı olmuş. Gözü aydın bu vesileyle. Öyle mi? Maşallah. Evet, yani Allah bağışlasın. Orada tam şey yaparken öğrenmiş. Allah bağışlasın. Allah bağışlasın. Allah analı babalı büyüsün. Gözü aydın olsun. İnşallah gözü aydın.
O videosu bayınla biz yaptık diye video paylaşımı da yayınca ama iki şey söyleyeceğim burada. İki örnek vereceğim söylediğine. Bir tanesi Selçuk Bayraktar'ın tahmin ediyorum 2005 ya, yılında örnekleri bunlar. O ilk prototip şeyi yaptığında, İHA'yı yaptığında şey ya bakın dedi şu antenini dedi üretemiyoruz dedi. Tamam. İmkan verilse bunu burada yapabilsek, edebilsek falan önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde dünyanın lideri olacağız. Büyük şeyler yapacağız edeceğiz söylediği bir cümle var. İkinci cümle belki bilirsiniz belki bilmezsiniz ama internetten ne olur araştıran hani Türk insanının zekası, yapabilirliği, kapasitesi meselesiyle ilgili olarak geçtiğimiz seneydi zannedersen. Bir sene önce vefat etti. Gaziantep'li Mennan Usta var. Duydun mu Hikmet bunu? Bu ismi. Sana da tavsiye ederim. Yani yayından çıktıktan sonra Mennan YouTube'da Usta. Gaziantep'li Mennan Usta. Ne Usta yapıyor? Usta dediğine göre bir şey dedin ya CNC'de şunu verin pantografı. Abi böyle bakıyor. Aynı makineyi yapıyor. Evet. Yani CNC tezgahından bilmem neyini. Bununla ilgili belgeseller falan da var. Gaziantep'li Mennan Usta. Teknik background'u yoktur mu? İlkokul mezunu. Tamam işte. Çok çok pratik bir zekaya sahip. Aynen. Ve yere tebeşirle çizerek anlatıyor meseleleri ve Gaziantep gibi bir yerde adam cihazlar yapmaya başlıyor. Yani şöyle söyleyeyim sana. Sen bildiğin için söylüyorum. İzleyiciler de tahayyül etsinler diye söylüyorum. 10 tonluk bir makinayı ya bu çok hantal bir şey. Bunun biz daha hafifini daha iyisini yaparız deyip bir tonluk ve ondan daha kapasiteli bir makine yapan ilkokul mezunu ustamız var. Mennan Usta. Gaziantep'li Mennan Usta. Vefat etti. Allah gani gani rahmet eylesin. Amin. Tavsiye ederim. Bir okuyun onu. Bunların çocuklarını mühendis yapacaksın abi. Çünkü genetik öyle ama zaten. Yani öyle yetiştiriyorlar. Bunun üzerine bir de teknik koyduğun kendi zaman. Kendi çocuklarını falan da hani böyle yetiştiriyorlar. İşte kamerayı yapıyorsun. Aynen öyle. Kanada'ya vermediği kamerayı bravo, aynen yapıyorsun. Öyle. Biz de bunu yaptık diye grup konuşmasında yapmış olduğu pardon bütçe görüşmelerinde yapmış olduğu konuşmayı bir videoyla renklendiren Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın bir videosu var. Bunlar pozitif. Neleri yap? Bunları hatırlatmak önemli. Bunları unutmamak önemli. Bunları bir kere daha gündeme getirmek önemli. Çünkü umut kırmak üzere vazifelendirilen kişilerin karşısına ancak nisyan ile meşhur olan hafızayı canlı tutmakla karşı durabiliriz. Bu vaziyette doğru. Umutları koruyabiliriz. Buyurun bakalım Sayın Varank'ın biz yaptık başlığıyla atmış olduğu tweetinde konuşması ve yapılan şeyleri anlattığı bir videosu var. Onu da izleyelim. Buyursunlar efendim. Sadece bu yılın ilk olayında 9441 teşvik belgesi düzenleyerek 184 milyar liralık yatırımın önünü açtık. Birileri ısrarla görmek istemese de üreterek büyüyen Türkiye hedefine milli ve güçlü sanayimizle kararlılıkla ilerliyoruz. Kürsüye çıkan muhalefet milletvekilleri öyle bir tablo çiziyorlar ki sanki Türkiye'de 19 yılda hiç fabrika açılmıyor, olanlar da kapanıyor. Biz her gün sahadayız. Fabrikaların, teknoloji firmalarının, startupların içinde dolaşıyoruz. Gelin ben size gerçek tabloyu anlatayım. 2021 yılında sanayi sicil sistemine kayıtlı işletme sayısı 160 bine ulaştı. Yani sadece bu yıl küçük sanayi esnafından büyük işletmelere kadar 15 bin yeni tesis Türkiye'de üretime başladı. 10 milyar liralık yatırımla 21 bin vatandaşımıza ekmek kapısı olan 18 şehirdeki 168 fabrikanın açılışına bizzat ben katıldım. Evet, yılbaşından bu yana dünyada grafeni seri üretebilen 10 ülkeden biri olmamızı sağlayan tesisi Ankara'da kim açtı? Biz açtık. Avrupa'nın en büyük düzlem üretim tesisini Ankara'da kim açtı? Biz açtık. Türkiye'nin ilk ve tek sitrik asit fabrikasını Adana'da kim açtı? Biz açtık. Avrupa'nın en büyük sığır jelatini üretim tesisini Bolu'da kim açtı? Biz açtık. Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikasını Tokat'ta kim açtı? Biz açtık. Daha 4 gün önce Güneydoğu Anadolu'nun en büyük sanayi yatırımlarından ithal ettiğimiz çinkonun yaklaşık yarısını karşılayacak izabe tesisini Siirt'e kim kazandırdı? Biz kazandırdık, biz. AK Parti'nin sanayiye yaklaşımı, üretim vizyonu işte budur. Peki ana muhalefetin sanayiden anladığı nedir biliyor musunuz? Ben size göstereyim. Buyurun. CHP'li Datça Belediyesi'nin yaptığı
sanayi heykeli. Değerli arkadaşlar. Çok kötü bir heykel. Böyle heykeller yapmakla sanayiye destek olunmaz. Hatta sanata da destek olunmaz. Sanata saygı, sanata destek nasıl olur biliyor musunuz? Sanata saygı. Son teknolojiyle donatılmış dünyanın en modern kültür merkezlerinden biri olan AKM'yi her türlü engellemeye, yalana, iftiraya, yıldırma politikasına rağmen İstanbul'un göbeğine dikmek de olur. Onu da kim yaptı? Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Samimiyseniz, gerçekten sanat severseniz önce Atatürk Kültür Merkezi için Sayın Cumhurbaşkanımızı alkışlamanız lazım. Yok, mümkün değil böyle bir şey yapmaları. Diyelim ve Hikmet, süreyi çok açtık. Bitirin. Yani, biz bir saattir konuşuyoruz. Ayasofya'yı da açıyor. Aynen. Atatürk Kültür Merkezi'ni de açıyor. Ve dünyayla meydan okuyor. Bir kadar da yatırım oluyor. Hala CHP çıkıp Türkiye sanayisi küçülüyor, o küçülüyor. Ne yaptı? Vallahi çok güzel bir yerden vurmuş. Takdir ediyorum. Çok çirkin bir heykel çünkü yok. Ben seviyorum üstü biraz heykelleri. Bunu yapabiliyor, onu da yapamıyor. Yani bari heykeli çok iyi yap. Atatürk heykeli yapıyor, Atatürk'e benzemiyor ya. 10 yıllık tecrüben var halbuki. 100 milyonlarca heykel açmışsın. Ayıp, ayıp. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetinde dün... O da güzelmiş, onu konuşamadık ama. Konuşamadık ya. Koray Aydın hani kazanamama riski olana destek vermeyiz dedi ya. Cumhuriyet Gazetesi de aslında İyi Partili kaynaklar Kılıçdaroğlu destekliyor diye. Hangi kaynak diye aradım bulamadım. Herhalde ama oturdukları yerden güzel üretmişler. Kazanacağına inanırsa destekleriz diye İyi Parti. İnanmıyorsa o... İnanmıyorum ama... Günün manşetini bitirdik. Gazete manşetleri ve günün gündemini Hikmet Yanış'la birlikte yorumladık. Yarın saat 11'de karşınızda olmak umuduyla hepinize iyi günler diliyorum.